Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Karabağ'daki ayrılıkçıların saldırıları ve İran'ın Azerbaycan'a yönelik tehdit ve terör saldırıları sonrası Türk ordusunun Azerbaycan'da konuşlanması konuşulmaya başlandı. Türk Hava Kuvvetlerinden emekli Kor General Erdoğan Karakuş, Azerbaycan'ın belirli bölgelerinde Türk askeri üslerinin kurulmasının mümkün olduğunu açıkladı. Dışişleri bakanları arasındaki telefon görüşmesine rağmen İran'ın kendini tehdit altında hissettiği, Azerbaycan'ın 44 günlük vatanseverlik savaşındaki zaferinin onları endişelendirdiğini ve bu nedenle bölgedeki durumun tırmanmasıyla ilgilendiklerini belirtti. Azerbaycan'ın İran'a daha fazla dikkat etmesi gerektiğini, Moskova'nın bölgede Batı'ya karşı Tahran'ı desteklediğini aktaran Karakuş, İran'ın Azerbaycan konusundaki kaygıları açıktır. Bunlardan birincisi Güney Azerbaycan Türkleri meselesi, ikincisi ise Zengezur koridoru meselesidir. Suriye ve Irak'tan 4000 teröristin Karabağ'a gönderilmesi hazırlıkları, dünkü provokasyon için İran'dan Ermenistan'a özel bir grubun hazırlanması konusunu hepimiz biliyoruz. Rusya ise Ermenistan'ı batıya götürmek istemiyor ama Ukrayna'da gücünü kaybettiği için sert önlemler alamıyor. Dolayısıyla İran'ı Güney Kafkasya'da batının karşısına koyuyor. İran ise fırsatı değerlendirerek Rusya'nın Ermenistan'daki yerini almak istiyor. Bir diğer konu ise Hankendi ve çevresinde yaşayan Ermeniler üzerindeki etkisidir. Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilerle ilgili altyapının yenilenmesinden yeniden bütünleşme konularına kadar her alanda inisiyatif almak için çaba harcıyor. Elbette Bakü'nün kararlı duruşu ve attığı adımlar bazı ülkeleri endişelendiriyor. Kanaatimce bu tür çatışmalar tekrar yaşanabilir. Azerbaycan İran'ın manevralarına daha fazla dikkat etmelidir dedi. İhtiyaç halinde Türkiye'nin Azerbaycan'da askeri üs kurmasının da mümkün olduğunu vurgulayan Karakuş, Türkiye Güney Kafkasya'da barışı tesis etmek ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirmek istiyor. Ama bunu kendi çıkarları için engelleyenler var. Dolayısıyla bölgede gerilim ve tehditlerin artması durumunda Şuşa beyannamesi çerçevesinde Azerbaycan'ın belirli bölgelerinde Türk askeri üslerinin kurulması mümkündür. Tabii bu konuda ilk Bakü'nün Ankara'ya başvurması gerekir. İtiraz halinde Türkiye her zaman üzerine düşeni yapmaya ve kardeşinin yanında olmaya hazırdır diye konuştu. Diğer yandan Zengezur bölgesinde Ermenistan askerlerinin provokasyonları sonrası yaşanan çatışmayla ilgili Ermenistan tarafından yapılan açıklamada çatışmanın konuşlandırmadan çıktığı belirtildi. Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan Ermenistan Ulusal Meclisi'nde yaşanan çatışmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Papikyan 1 Nisan anlaşmalarının yerine getirilmemesi ve 29 Mart'tan bu yana Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sınırın o bölgesinde konuşlandırılması sonucunda bazı konuşlandırma ayarlamaları yapılıyor. Bu maksatla meselenin nihai olarak aydınlığa kavuşturulmasına kadar o bölgede de geçici olarak mevzilendirildiler. Bu ayarlamalar yapılırken gün içinde mühendislik çalışmaları gereği karşı tarafın veya kendi güçlerimizin birbiriyle müzakere ettiği, ayarladığı onlarca olay oluyor ve bu yüzden duyurularımız oldu. Sınır hattının bazı bölümlerinin zaten ayarlandığını ve herhangi bir sorun olmadığını ve benzer bir düzenleme nedeniyle çatışmaya ve istenmeyen sonuçlara yol açan iyi bilinen olay meydana geldi dedi. Diğer yandan Ermenistan medyası, ülkedeki AB misyonunun çatışmadan saatler önce Tehköyü'nde olduğunu yazdı. Haberde Ermenistan'daki AB gözlemcileri salı günü Azerbaycan saldırısının gerçekleşmesinden saatler önce Tehköyü bölgesinde devriye gezdi ve çatışma sırasında bölgede bulunmadı denildi. Ermeni medyası, AB basın servisinden aldığı bilgiye göre, AB misyonu görev süresinin uygulanmasının bir parçası olarak 11 Nisan sabahı Teh ve Kordnicher köylerinde düzenli devriye gezdiği belirtildi. Ermeni askerler tarafından Zengezur'dan yayınlanan bir videoda Ermeni askerler ile Azerbaycan ordusu arasında birkaç metre mesafe olduğu görüldü. Ermeniler tarafından yayınlanan görüntüde Ermenistan silahlı kuvvetleri ile Azerbaycan silahlı kuvvetleri mevzileri arasında 10 metre mesafe olduğu görülüyor. Bir yandan Azerbaycan'ın şanlı üç renkli bayrağı ile 10 metre karşısında Ermenistan bayrağı yer alıyor. Rusya Zengezur'da yaşanan çatışmayla ilgili açıklamada bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus Silahlı Kuvvetleri Sınır Servisi ve Federal Güvenlik Servisi temsilcileri, Tehköy'ü yakınlarında gerilimi azaltmak için önlemler aldı dedi. Şu anda bölgede bulunan Rus temsilcilerinin, Ermenistan ve Azerbaycan'daki yetkililerle temasa geçerek gerilimi azaltmak için adımlar attığını ifade eden Zaharova, olaylar bir kez daha Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasındaki üçlü anlaşmalara sıkı sıkıya uyulması gerektiğini doğruluyor dedi. Rusya her olayda Moskova'da yapılan üçlü anlaşmadan bahsetse de Rusya ve Ermenistan ilk günden beri yapılan anlaşmanın hiçbir maddesine uymuyor. Azerbaycanlı siyaset bilimci Ramiz Aliyev, sınırdaki Ermeni provokasyonunun asıl sebebinin Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın kurnaz hamlesi olduğunu belirtti. Uzman, Ermenistan askeri birliklerinin provokasyonu sonucunda sınır bölgesinde ateşkesin ihlal edilmesini ve Azerbaycan'ın 3 yiğit askerinin şehit edilmesini halkımız üzüntüyle karşıladı. 44 günlük yenilgiden sonra bunu bekliyorduk. Vatanseverlik savaşı, Ermenistan daha fazla kan dökmez ve barış antlaşması imzalamak zorunda kalır. Öyle bir coğrafi konumda bulunuyoruz ki, bazı komşularımızın politikaları ve davranışları geleneksel olarak yıkıcı oluyor dedi. Ermenilerin, bölgede bir değişiklik olacağını, Azerbaycan devletinin zayıflayacağını veya bazı dış güçlerin bize savaş açacağını ve Ermenilerin bundan faydalanacağını düşündüğünü aktaran uzman, sınıra yönelin. Provokasyonların ana sebebi Ermeni liderliğidir. Paşinyan barış anlaşması imzalamadığı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımadığı ve sınırlar çizmediği sürece bu tür provokasyonlar devam edecektir dedi. Rus askeri uzman Igor Korotchenko da Ermenilerin provokasyonunu değerlendirerek gücün, kudretin ve aklın Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti. Rus uzman bunun barışçıl bir şekilde mi yoksa özel bir operasyonla mı gerçekleşeceği ancak tahmin edilebilir. Sadece önceki tezimi tekrarlayabilirim. Bakü'nün siyasi ve diplomatik çabalarının kesin kararlarla birleşimi açıktır. Bu da bölgede barışçıl istikrarın sağlanması ve yasa dışı silahlı ayrılıkçı grupların Azerbaycan topraklarından tamamen çıkarılmasını amaçlayan politikanın başarısını sağlayacaktır. Bu sonuç kaçınılmazdır. Söz konusu sürece karşı çıkmak anlamsızdır. Güç, kudret, kuvvet, akıl Azerbaycan'ın yanındadır. Böyle bir güç dengesi çok yakın gelecekte bu sorunun çözümünü sağlayacaktır dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 414. gününe girilirken, saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun iki füze, 32 hava 40'tan fazla çok namlulu roket atar saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Rus ordusunun S-300 sistemleriyle gerçekleştirdiği iki saldırının Slovyanskı şehrinin sivil altyapı tesislerine zarar verdiği belirtildi. Rus ordusunun liman, Bahmut, Avdiivka ve marine yönlerinde saldırılarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, Ukrayna ordusunun 45'ten fazla Rus saldırısını püskürttüğü kaydedildi. Ukrayna hava kuvvetlerinin Rus bölgelerine 6 saldırı gerçekleştirdiği, 2 adet Orlan-10 insansız hava aracını düşürdüğü, 2 mühimmat deposu, 1 elektronik harp sisteminin yok edildiği belirtildi. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını açıklayarak Rus ordusunun 180.590 askerini kaybettiği, 3.646 tank ve 7.053 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi açıklamada 2777 topçu sistemi, 535 çok namlulu roket atar sistemi, 283 hava savunma sistemi, 307 uçak, 293 helikopter, 2339 insansız hava aracı, 911 seyir füzesi, 5637 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi.